Hayırdır inşallah sabah sabah. Bu saatte kim ki Şeref? Hayırdır? Efendim. Şeref Hanım. Evet buyurun. Ben Zeynep. Avustralya'dan arıyorum. Bu saatte ne hakla burayı arıyorsunuz hanımefendi? Kim Şeref? Ahmet. Ne oldu Ahmet'e? Feci bir kaza geçirdik. Ahmet ağır yaralı. Durumu kritik. Ne olur ne olmaz diye arayayım dedim. Belki son kez görmek istersiniz. Şeref kızım. Şeref. Şeref kızım. Şeref. Her şey yoluna girecek anne, merak etme. Sakin ol, geçecek. Dede, konsolosla konuştum. Sağ olsunlar, çok yardımcı oldular. Her şey hazır, yarın sabah uçuyoruz. Yarın sabah çok geç Mehmet, çok geç. Maalesef başka uçağımız yok. Uçak mı kiralasak acaba? İyi fikir. Ben ilgileneyim mi abi? Sevinirim. Anneciğim, ölecek bir şey yoktur. Sakin ol sen. Lütfen. Gülsün halamla konuştum. O da bu geceki uçakla geçiyor. Hastanenin adını verdim. Artık hepiniz orada buluşursunuz. Şimdi kim kim gidiliyor? Dedem Pınar, ben. Hayır, ben de geliyorum. Anneciğim, biliyorsun o kadın da orada olacak. Babamın yanı başında. Kim olursa olsun umurumda değil. Bu kadar yıllık koca. Şimdi en çok bana ihtiyacı var. Bir şey olur da dünya gözüyle göremezsem ben de ölürüm. Şşş, tamam anneciğim, tamam. Yolculuk sana çok ağır gelecek Fikricim, o kadar saat. Evladım söz konusu Dilruba. Fizan'da olsa giderim. Doğru, haklısın. Uçak tamam. Abim de vizeleri ayarladığına göre bu gece uçabilirsiniz. Ah, şükürler olsun. Bak görürsün, iyileşecek. Ahmet bunu da atlatacak. Allah'ım iyileşsin de başka bir şey istemiyorum babacığım. Varsın bizden uzak olsun. Yaşadığını bileyim yeter. Sen de amcamla ölümü yan yana düşünemiyorsun değil mi? Nasıl düşünebilirim ki Bahar? Hayat dolu bir adam. Daha geçen hafta aradı. Beni göremedim diye çok üzüldüm dedi. Hayat çok tuhaf işte Gümüş. Artık ölüm haberi bile gelebilir. Ay Allah korusun, öyle söyleme. Yok, benim içimde umut var. Bahar iyileşecek. İnşallah. Sen nasıl geleceksin bebeği bırakıp Pınar? Onur'la ayarladık bir şeyler. O idare edecek. Ya sen gelmesen mi acaba? Anne, bunu aklına... Mehmet Bey, Gümüş Hanım'ı bulamadım. Telefonu çalıyor. Ben bakarım. Tamam, sen ver bana. Efendim? Günaydın. Gümüş Hanım'la görüşecektim. Şu anda kendisi müsait değil. Bana söyleyebilirsiniz eşeğim. Gümüş Hanım'ın biyopsi sonuçları geldi. Doktor Bey Gümüş Hanım uygunsa yarın kendisiyle görüşmek isterler. Anlamadım. Ne biyopsi sonucu? Göğüs kanseri için. Gümüş Hanım'a 2 gün önce göğüs kanseri için biyopsi yapılmıştı. Göğüs kanseri mi? Gümüş Hanım'ın göğsünde kitle tespit edilmiş ve biyopsi yapılmış. Bir dakika, karım kanser mi? Üzgünüm ama konu hakkında malumatım yok. Sonuçlar doktor beydi. Gümüş Hanım uygunsa Ahmet Bey yarın kendisini bekliyor. Alo, beyefendi. Tamam. İletirim. İyi günler beyefendi. Hastaneden aradılar. Neden bana söylemedin? Sonuç alınca söyleyecektim. Niye biz? Mehmet lütfen korkma, ölmeyeceğim ki. Sonuçlar iyi çıkacak.
Gümüş. Mehmet ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Göğsümde kitle vardı. Biyopsi alındı. Kanser olma ihtimali varmış ama önemli değil. Ne olur korkma. Ben biliyorum iyi sonuçlanacak. Yine başına buyruk davrandın. Yine beni iyice saydın. Yanında olmama izin vermedin. Mehmet ihtimal. Sadece bir ihtimal için seni üzmek istemedim. Zaten zordu yeterince beklemek. Niye bir de seni kahredeyim ki? Buyurun. Günaydın Azim İnsan. Nasıl gidiyor? Nasıl olsun, çalışıyorum işte. Ne oldu? Sabah sessizce kaçıp gittin. Ben de kahvaltıyı hazırlarsın diye hayal etmiştim. Çok yoğunuz Gökhan, bildiğin gibi değil. Tamam o zaman. Ben seni fazla meşgul etmeyeyim, tamam? Aslında ben Bahar'a bakmıştım ama gelmemiş. Hatta hiçbir Şahadoğlu gelmemiş. Ne oldu, boykot falan mı var? Mehmet'in babası kaza geçirmiş Avustralya'da. Sanırım durumu da pek iyi değilmiş. İnanmıyorum. Şimdi neredeler peki? Yıldadırlar herhalde. O zaman ben Yalı'ya gideyim. Böyle bir zamanda Bahar'ın yanında olmalıyım. Selim sağ ol, görüşürüz. Güle güle. Allah'ım sen bizi kötü haberlerden koru. Kızımızı, oğlumuzu bize bağışla. Amin. Bundan böyle... Tek başına kalkıştığın işler için sana çok kızdığımı bilesin. İfadeni sonra alacağım. Dedeciğim, ben kimseyi telaşa vermek istemedim. Şimdi de kimse olduk. Suçların bir bir artıyor. Neyse, şu sonuçlar bir çıksın, güzel haberi alalım. Bak o zaman ben sana ne yapıyorum? İnsan en yakınlarından böyle bir durum saklar mı? Kötü günde yanında olmayacaksak, aile olduğumuz nereden belli olacak o zaman? Tamam, her şeyi hallettim. Geceyi beklememize gerek kalmadı. Bir saat içinde yola çıkabiliriz.